Koyuyorum. Önümde. Sen korkmuyor musun? Senin o çok sevdiğin Yaseminlerin kökü toprakta değil mi? Neden korkayım buraya girmekten? Ben hayallerime ulaşmadan ölmekten korkuyorum. Mustafa daha çok küçük. Ben daha bu yükü kaldıramazken onu bırakmak istemem. Şehzade Mustafa. O iyi değil mi? Hasta değil. İyi, iyi. Merak etme. Şükürler olsun. Ben sana aşka dayanmadan ölmekten korkuyorum. Böyle şeyler söyleme. Kapat gözlerini. Kapat. Büyük bir savaş olmuş. Sen kazanmışsın. Atın üzerinde dönüyorsun. Herkes yollarda. Seni bakmaya çıkmış. Bütün şehir mutlu. Herkesin karnı tok. Gülme. Göz açmak yok. Kapat. Sokaktan geçiyorsun. Herkes sana şükür ediyor. Çiçekler atıyor. Çok yasa diyorlar. Çok yasa. Ve sen bana dönüyorsun. Gizli bahçemizde bekliyorsun beni. Yaseminlerin altında. Beyaz elbisenle. Kokun yaseminlere karışmış. Daha da güzel kokuyorlar seninle. Sonra ben sımsıkı sarılıyorum sana. Allah'ım ne talihli. Şükürler olsun sana. Aslanım nasıl? Vaziyet aynı sultanım. Niye çıktı bu hatun? Derhal tecrit alın. Hastalık yayılmasın maazallah. Rabbime bir mucizesi sultanım. Hatun'a çiçek bulaşmadı. Hiçbir emare yok. Allah'ım sen büyüksün ya Rabbim. Müsaadenizle yaralarına bakmak için hatunu şifahaneye götüreceğim. Olur. Hamama da gitsin yıkansın. Temiz kıyafetler de verin. Validem. Hünkârımız İyi olacak. Ben inanıyorum. Siz de inanın. Umudunuzu kesmeyin. Tövbe bismillah. Niye çıkardın bunu? Hekim kadın. Korkmayın, korkmayın. Hasta değil. Günlerdir hünkârımızın odasında ama çiçek bulaşmadı. Ya o nasıl çiçek bulaşmadı? Nasıl kurtuldu Azrail Aleyhisselam'ın elinden? Ölmedi mi bu kız? Ne bir leke var yüzünde ne beyaz. Nasıl olur? Efsunlu bu, efsunlu. Sultanım. Bursa'daydım. İşitir işitmez yola revan oldum. Hünkârımız nasıllar? Hüdayi Hazretleri. Bir mucize bekler olduk. Evladım. Hünkârımız iyi değil.
Dualarınızla bize kuvvet verin diye çağırdım sizi. İmtihan vaktidir sultanım. Kul ümitkar olmaktan vazgeçmez, dua ederse Rabbim sesini işitir. Nefesiyle güç verir. İnşallah. İnşallah. Sultanım. Müsaade edin. Hünkârımızın yanında olayım. Neden içeri giriyor sultanım? Hastalık sari. Allah'ın bir hikmeti Hüdayi Hazretleri. Günlerdir aslanımın yanında. Lakin bulaşmadı. Dur kızım. Hünkârımızın başucuna koy kızım. Nedir bu? Cevşen-i Kebir. İçinde türlü beladan, şerden hünkârımızı koruyacak dualar var. Allah'ın izniyle zırh gibi koruyacak hünkârımızı. Amin. Ağalar, yol verin geceyim. Hünkârımızı görmek istiyorum. Tövbe estağfurullah. Nasıl çıktı bu hatun dışarı? Gölge, sen mi çıkardın yoksa? Hacı ağa, hünkârımız iyileşecek. Ve gözünü açar açmaz beni soracak. O zaman ne diyeceksin? Asıl sen nasıl izah edeceksin kaçtığını? Hı? Durduk yere mi attık seni zindana? Götürün şunu buradan. Hele bir dokun, ilk senin canını alırım. Hacı ha? Nedir bu gürültü? Bağışlayın paşam. Hatun aklını kaçırmış. Tutturmuş içeri gireceğim diye. Merak etmeyin. Ben icabına bakarım şimdi. Ne olur. İzin verin paşam. İçeri gireyim. Bir kez olsun göreyim. Sonra isterseniz tekrar zindana atın. Öldürün, umurumda değil. Ya o hatun deli deli konuşma. İçeride ölüm var zaten. Nereye gidiyorsun? Yürü hadi yürü. Bırak kalsın ha. Hünkârımız için kıymetli olan bizim için de öyledir. Hakkındaki hükmü bozdum. Kılına dahi zarar gelmeyecek. Bu elinizi unutmayacağım paşam. Asla. Thank you.
pervaneye geldi. O yaptı saçını. Nasıl? Güzel olmuş mu? Sevmediğin değil mi? Kötü olmuş. Senin pervane dediğin benim. Saçların da ateşim olmuş. Tavaf ediyorum yüzünü. Divane etti aşkım beni. Alamıyorum gözlerimi. O yüzden her gün başka havlet. Gördüm. Raşa Hatun gelmiş. Sırtın kan olmuş hatun. Yaralısın. Odana dön, hekimler baksın. Hüngerimiz bu haldeyken ben iyileşmiş. Ne olacak? Yok mu bir çare sultanım? Hiç umut yok mu? Allah'tan umut kesilmez. Hekimler ellerinden geleni yapıyorlar. Bizler de dua ediyoruz. Lakin sayımız o kadar az ki. Herkes ölmesini bekliyor. Bilhassa çok sevdiğin sultanın Safiye. Hayır. Çok sever hünkârımızı. Onun sevdiği tek şey güç. Gücün getirdikleri. Çoktan mezara koydu aslanımı da. Şehzade Mustafa'nın tahta çıkması için hazırlık yapıyor. Mahpeyken. Bu nasıl çıkmış sultan? Çünkü ben hünkârın kıymetlisiyim. Kimse bana ceza veremez. İyileşince ne diyecekler? Kaçmadan evvel aklın neredeydi? Evime, aileme dönmek istedim. Evet. Ama olmadı. Yapamadım sultanım. Bir tek şey durdurdu beni. Sultanahmet. Onu her şeyden çok seviyorum. Kalbim ona ait. Bu yüzden vazgeçtim. Ona döndüm. Keşke torunumuz da işitseydi bu sözlerini. Lakin artık çok geç. Ne çabuk umut kestiniz böyle. Hünkârımız ölmedi daha. İyileşecek. Ama siz şehzadeyi istemişsiniz. Onu tahta çıkaracak mısınız? Evladımız Mehmet gitti. Torunumuz Ahmet geldi. Şimdi Ahmet giderse Mustafa'mız gelir. Bu böyle. Her daim istikbalimizi düşünmeye mecburuz. Biz sultanların yas tutmaya vakti yoktur. Öyle ki devleti Ali Osman'ın bekası için gerekirse evladımızdan bile vazgeçeriz. Ben öyle bir sultan olmayacağım. İstemiyorum. Vicdanlı olacağım. Demek sultan olmak istiyorsun.
Ne yazık. Geç kaldın. Götürün şunu. Cennet Kalfa, neden getirdin bunu buraya? Hünkârımızı zehirlemiş dediler. Kes sesini, yersin kırbaç. Orada olacaksın. Demedin mi? Sen yoksan ben zaten öldüm. Ne olur bırak. Burada seninle olayım. Kaderimiz neyse o. Bekar nasıl girdi içeri Duda? Delirdi mi? Ölmek mi istiyor? Ay Allah'ım. Bağışlayın sultanım. Derhal çıkartılması için. Bırak kalsın. Belki de Rabbim şifayı onun ellerinden verecektir. İnşallah sultanım. Terlemiş şimdi Raşa. Hasta mısın yoksa? Hasta değilim. Ne olur kimseye söyleme. Çiçek oldum sanırlar. Cennet Kalfa. Ne olur yardım et. Hünkârımızı görmem lazım. Bana ihtiyacı var. Hiç çeneni yorma hatun. Hekimlerden başka kimse giremez. Hem sen canına mı susadın? Hastalık sari. Ölürsün. Sultan Ahmet yoksa zaten öldüm ben. Ne oldu buna? Hasta mı? Ağlar, çabuk hekimleri çağırın, çabuk. Siz de kızları yaklaştırmayın. Tövbe tövbe. Yaklaşma Isaac. Bilmeniz icap eden mühim bir husus var. Hünkârımızın diğer gözdesi Raşa Hatun'la alakalı... Aslanım bu haldeyken cariyelerin derdini mi dinleyeceğim? Sultanım, Raşa Hatun gebe.
hasta diye şifahaneye götürdüler. Çiçek sandık. Lakin gebeymiş. Aylardır beklediğim haberi. Evladım ölümle pençeleşirken alacakmışım. Ört başını hatun. İyice ört. Aman diyeyim. İki canlı olduğunu sakın unutma. Dikkat et kendine. Bedir'in sarayında ne kadar kalacağım peki ha? Onu ancak Rabbim bilir hatun. Dua edelim de hünkârımızı bir an evvel iyileşiversin. Peki ya iyileşmezse? O zaman ne olacak? Maazallah. O vakit hanedanımızın tek umudu sen olursun Raşa. Tabii eğer karnındaki bir şey şehzadeyse. Gidelim. Öyle şeyler işittim ki sultanım. Hünkârımızın gözdesi... Bana ne bunlardan Menekşe? Şifacı Hatun'dan haber ver. Diyecekleri mühim sultanım. Hünkârımızın gözdesi Raşa Hatun. Çiçek oldu. Tecrit'e attık demişlerdi. Gözlerimle gördüm, sapasağlam. Meğer gebeymiş. Edirne Sarayı'na yolluyorlar bugün. Demek andana tekrar gün doğdu. Benim güneşim batarken onlara gün doğdu. Safiye Sultan pek sevinmiştir. Oğlum benim. Aslan Şehzadem. Üzere haber uçurmuştum. Celal-i Eşkıyası da Raşa Hatun'un yolunu kesmiş. Öldürmüşler. Hala. Madem ki benim oğlum can verecek. Varsın yıkılsın bu saray. Bu kubbe. Varsın kurusun soyumuz. Varsın güneş doğmaz. Rüzgar esmesin. Çiçekler açmasın. Kuşlar ötmesin. Valide Sultanım. Bunu nasıl söylerim bilemiyorum. Lakin felaket. Celal-i Eşkıyası Raşa Hatun'u Edirne'ye götüren kafileye saldırmış. Kim varsa öldürmüşler, arabaları yakmışlar, kül olmuş herkes. Allah'ım. Allah'ım nasıl bir imtihanla sınıyorsun bizi. Şimdi ne yapacağız dermiş. Arabanız hazır sultan. Bir önce çıkmamız lazım haramdan. Ahalinin size olan öfkesi, nefreti malum. Allah muhafaza yine ilk sizin kellenizi isteyeceklerdir. Fahriye nerede? Haber gönderdik sultan. Sultanım, çıkmamız gerek.
sultanım, acele edin. Lütfen bırakın, çıkmamız gerek. Geldim Bülbül. Çıkalım. Mahzenlere gitmeyecek miyiz Valide? Ne mahzeni Fahriye? Hainler adımızı haykırıyor. Gözlerini kan bürümüş. Saraydan ayrılmazsak bizi lime lime ederler. Nereye gideceğiz peki? Biz hiç kimsenin bulamayacağı bir yere. Hazır olun ağalar. Sultanlarımız gelmek üzere. Safiye Sultanım. Sen hala burada mısın? Dön de bir bak etrafına. Kimse yok. Canını kurtarmak isteyen herkes mahzene indi. Sen de git. Siz nereye gidiyorsunuz? Hünkârımızı, şehzademizi bırakıp nereye gidiyorsunuz? Hiç kimse yok. Onları kim koruyacak? Ne şehzadesi, ne hünkârı hatun. İkisi de ölüm döşeğinde. Aklın varsa git bir yere saklan. Sultanım, size yalvarıyorum, gitmeyin. Hünkârımızı yalnız bırakmayın. Koruyun onu. Siz çok güçlüsünüz. Ne olur, durdurun asilleri. Konuşun onlarla. Hünkârımızın ölmediğini söyleyin. Sizi dinlerler. Aklını başına devşir hatun. Kim cesaret edebilir onların karşısına çıkmaya? Hiç kimse ateşin önünde duramaz. Bitti. Hanedanımızın sonu geldi. Aklın varsa sen de bizimle gel. Hayatın kurtulur. Hayır sultanım. Ben hiçbir yere gitmiyorum. Hünkârımızı, Sultanahmet'i yalnız bırakmayacağım. Ne oluyor Bülbül? Açın şu kapıları hemen. Vallahi anlamadım ki sultanım. Nasip ağa! Nasip ağa! Boşuna bağırmayın Bülbül ağam. Nasip ağayı diğer avluya yolladım. Arabayı da çektiler. Ne demek oluyor bu hacı ağa? Emrediyorum sana. Hemen açın şu kapıyı. Bağışlayın beni sultanım. Lakin valide sultanımızın katı emri var. Hiç kimse saraydan ayrılmayacak. Yasak. Zira öleceksek hep beraber öleceğiz. Dediler. Aşçıbaşım, Ekber ağa. Yerine geç Acemi. Sultanahmet ocağımızın başı değil mi? Kardeşimiz, yoldaşımız değil mi? Neden korumuyoruz? Çoktan öldü Acemi. Yerine bir şehzademiz de yok. O da öldü. İş bu halde kimi kimden koruyacağız? Yetiş ya Muhammed. Allah yardımcımız olsun Hüdayi Hazretleri. İşin Allah'a kaldıysa olmuş bildiğe buyurmuş Hazreti Ali Efendimiz. Dua edelim. Edelim ki Mevlam bu doğacak günü merhametiyle kuşatsın ve bize nurundan bir melaike göndersin. O melek ki bir zırh gibi sakınsın bizi. Fitnenin, fesadın, isyanın ateşinden korusun. Kollasın.